hangi spor dalları sizler için daha uygun? Hep birlikte izleyelim. Zamanlarda herkesin spor yaparken çekilmiş fotoğraflarını görebilirsiniz. Ama gerçekten bazı spor dalları çok dikkat çekiyor. Peki sağlıklı bir yaşam için sporun hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Bu göbeklerimiz nasıl gidecek, kollarımız nasıl sıkılaşacak, kalçalardan nasıl kurtulacağız? Hepsini biraz sonra Sevgin hocamızdan öğreneceğiz. Başlayalım mı hocam? Başlayalım. Tamam. İlk önce kalça hareketiyle başlıyoruz. Kalça bacak hareketiyle. Reformer otururken ilk önce normal oturuşumuzu yapıyoruz. Yan yatıyoruz. Ondan sonra sırt üstü dönüyoruz. Yan yaptıktan sonra sırt üstü evet, dönüyoruz. Evet, yan yatıyoruz. Ondan sonra sırt üstü dönüyoruz. Şimdi kalça ve bacakla başlıyorum. Kollarım yanlarda. Kalçamı yavaş yavaş yukarı çıkarıyorum. Kaç set yapıyoruz? Pilates'te hareketler hep bir set yapılır. Sonra değişik hareketlere geçilir. Çünkü çok hareket bol çeşit olduğundan dolayı nefes toplamda verip zaten 50 dakikamızı alacak. Evet, bütün hareketlerin toplamı. Aynen öyle. Peki diyelim ki evimizdeyiz ve aletli pilatesimiz yok, gitmeye zamanımız yok. Evde bu hareketi nasıl yapabiliriz? Hemen göstereyim ben size. Buraya yattık. Evet. Sırt üstü tekrar yattım. Ben de böyle yatıyorum. Evet. Ben sizin yanınıza geçeyim. Altımıza biraz daha yumuşak bir şey olmasına dikkat edelim çünkü belimiz incilmesin. Biraz daha yumuşak bir şey alalım altımıza. Kalçamızı nefes vererek yukarı çıkarıyoruz. Evet, kalçayı sıktık, yukarı kaldırdık. Kalçamızın yandığını hissedebiliyoruz zaten. Bir bacağımı kaldırdım, devam ediyorum. Daha zorlaştırıyoruz yani bir tık, hocam. Evet, bir tık zorlaştırdık. Şimdi biraz önce kalça çalışmıştık. Şimdi biraz üst bacaklarımızı çalışalım, quadricepsleri. Şu üst bacaklarımızda özellikle buralar sıkılaşması için iç kısmı. Şöyle olabilir. Bacağımı uzattım. Aşağı bırakıyorum. Yukarı aldım. 10 tekrar bunu yaptıktan sonra bu sefer kalçamı kaldırıyorum. Kalçam hep yukarıda. Aynı hareket devam. Evet. Bu sefer hem kalça hem ön bacak çalışmış oluyor. Peki hocam, gerçekten kilo vermek zor mu? Aslında kilo vermek çok kolay, almak daha zor. Kızınız sanırım. Evet. Evet, ne diyordun? Kilo vermek aslında gerçekten kilo vermek daha kolay, kilo almak daha zor. Yani kastan almak kiloyu daha zor aslında. Kilo vermek daha kolay her zaman. Yani belli bir kriterleri var. İşte sabah aç karnına biraz daha kardiyo yapmak. Biraz daha karbonhidrattan az tüketmek. Yani kardiyo yapmak önemli kardiyo gerçekten. Kardiyo yapmak çok önemli gerçekten. Ben bizzat kendim biliyorum. Beni hatırlarsanız bir ara böyle biraz tombiştim. Yemeden diyorlar sadece kilo verebilirsin. Sadece yemek değil bence. Aynı zamanda kardiyo da yapmanız gerekiyor. Kesinlikle. Kardiyo, ağırlık antrenmanı ya da pilates. Yani şöyle, kardiyo biraz daha yağ yakımı hızlandırır. Pilates ve fitness biraz daha sıkılaştırır. Yani vücudu şekile sokar. Yani ikisi bir bütün aslında. Beslenme de onun içine giriyor. Üçüncü olarak beslenme kesinlikle. Hangi bölgenin peki kilo verilmesi, incelmesi, sıkılaşması daha zordur? Bayanlar genelde hangi bölgesinden şikayet ederek geliyorlar? Bayanların genelde şikayet ettiği bölge direkt kalçalar. Erkeklerin de karın bölgesi. Bayanlar kiloları genelde kalçadan alıyor yani %90 çünkü, kesin. Evet, Türk halkı olarak birazcık bölgesel bir kalça sorunumuz var. Onun da etkisi. Erkeklerin de daha çoğu karından alıyorlar. O yüzden biz antrenmanlarda, ben kendi antrenmanlarımda biraz daha kalçaya ağırlık veriyorum. Biraz daha kalça, yarım saat çalışıyorsam biraz daha işte 20 dakika karın, 10 dakika, 15 dakika sırt, streç falan deyip bitiriyoruz bir saatte. Şimdi bunu evde de yapabiliriz. Çok zorlamayan bir hareket. Kolay bir hareket ama kalçamız çok güzel çalışıyor bu harekette. Kedi pozisyonuna geldik. Kedi pozisyonu dediğimiz ellerimizi omuz genişliğinde mi açıyoruz? Evet, omuz genişliğinde açtım. Bir ayağımı kaldırdım 90 derece diz açım.
ayak tabanım yukarı bakıyor. Ayak tabanımı yukarı doğru. Yukarı doğru götürüp tekrar aşağı götürüyorum. Kısa mesafe. Evet. Çok fazla aşağıya çekmiyoruz. Evet. Ve her seferinde yukarı çıkarırken sıkıyorum kalçamı. Evet. Bunu 20 kere yaptıktan sonra bu sefer yana doğru. Bütün bayanlar ekran başına. Özellikle göbeğinizden kurtulmak istiyorsanız şimdi Sevgin Hocam'ın göstereceği hareketi evinizde yapabilirsiniz. Evet. Buyurun. Şimdi tekrar yumuşak bir zemine sırt üstü yatıyoruz. Bacaklarımı 90 derece kaldırıyorum. Tabletop pozisyonu oluyor bu. Açım, diz açım 90 derece olacak şekilde kaldırdım. Belimi yere kapattım. Belimin altında boşluk kalmayacak. Ve açıyı bozmadan diz açısını yere değdiriyorum parmağımı. Tekrar yukarıda. Evet. Peki hocam, bunu ne kadar süre yaparsak kaslarımız gözükmeye başlar? Yani diyetle beraber yaparsanız eğer hareketleri 3 ay içinde çok büyük bir gelişim sağlarsınız. Olan spor dallarını incelemeye devam ediyoruz. Şimdi fitness hakkında bilgi alacağız. Uğur Hocam'la beraberiz. Uğur Hocam, fitness nedir? Kelime anlamından anlaşıldığı gibi fit olmaktan geliyor aslında. Sağlıklı yaşlanmak, sağlıklı yaşamak anlamına geliyor. Biz de onu empoze etmeye çalışıyoruz insanlara. Fitness'ı herkes yapabilir mi? Kesinlikle. 7'den 70'e herkes fitness yapabilir. İnsanlarda öyle bir yanlış bir algı var. Öncelikle evet. O yanlış algıyı kıralım. 7'den 70'e ameliyat olmuş, sakatlığı olan, sağlık problemi olan herkes fitness yapabilir. Peki çok pahalı mıdır? Nasıl bir bütçe ayırmamız gerekiyor? Yani şu an aylığı 50 TL olan spor salonları da var. İşte aylığı özel ders bütçesiyle 1000 TL'ye gelen spor salonları da var. Tabii ki sizin bu işe ayırdığınız bütçeyle önemli, bir de kafanızda koyduğunuz hedefle önemli. Peki hocam, o halde birkaç hareketle başlayalım mı? Tabii ki. Ben size yardımcı olayım. Öncelikle şöyle gelin isterseniz. Tamam. Bacaklar omuz genişliğinde açık. Kalçamızı geri veriyoruz. Sanki arkamızda bir box varmış gibi. Oraya oturuyoruz ve kalkıyoruz. Bravo. Sırtımız düz. Kalça geride. Dizler ayak parmak ucunu geçmiyor. Bravo. Oturup kalkıyoruz. Peki bu kalkıyoruz. Hareket ne işe yarıyor? Kalçalarımızı ve bacağımızı çalıştırıyor. Göbeklerinden şikayet edenler ekran başına. Evet, sırt üstü yatalım. Bacakları geri aldık, açtık bacakları, eller yukarıda. Kısa sırtımızı kaldırıyoruz, buraya kadar geliyoruz. Başlıyorum. Evet, bu. Çok, yarım. Yarım. Bu kadar. Karnı sık. Bravo. Bunu günde kaç set yaparsak ya da ne kadar süre yaparsak karın kaslarımız çıkmaya başlar. Karın kası hareketle çıkmaz. Karın kası mutfakta olur. Yemeği keseceğiz. Evet, yani diyet yapmazsak karın kası hiçbir şekilde belirginleşmez. Bu sadece bizim karın kasımızı çalıştırır. Karın kasımızın gücünü geliştirir. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten bence spor hayatımızın bir parçası olmalı. Bakalım daha son trend sporlarda neler öğreneceğiz. Bizden ayrılmayın. Olan spor dallarında şu an kickboksu öğreneceğiz. Milli sporcumuz Merve yanımda. Merveciğim, nereden başlamalıyız? Eldivenlerden başlıyoruz. Sonra duruşumuzu ayarlıyoruz ve teknikleri öğrenmeye başlıyoruz. Tamam, o zaman biz eldivenlerimizi takarak başlayalım. Herkes ekran başına, bakalım kickboksun yararları nelermiş.
Evet, ilk olarak duruştan başlıyoruz. Hangi ayağınız daha güçlüyse o ayağınızı geriye alıyorsunuz. Geriye alıyoruz, evet. Güçlü olan ayağımızı. Evet, geri, çünkü %75 arkaya yük veriyorsunuz. Şöyle geçeyim, evet. Aynen. Sol eliniz kaş hizasında, sağ el çenede, dirsekler kapalı. İlk olarak direk atacağız. Buradasın, attığında direğini biraz kalçan dönüyor. Yumruğu aslında bütün vücudundan alıyorsun, sadece omuzdan değil. Kalçanı çevirip güçlü yumruk atmaya çalışıyorsun. Evet, deneyelim mi? Deniyorum. Evet, güzel. Avuç biraz daha aşağıda. Biraz daha aşağıda. Evet. Peki Merve'cim, kickboksa ne kadar zamanımızı ayırmamız gerekiyor öğrenebilmek için? Şöyle söyleyeyim, aslında o size bağlı bir şey. Hani ilk bir 10 dersi de öğrenebilirsiniz. Belki bu uzun bir süre olabilir. Yani sizin yeteneğinize bağlı bu, öyle diyeyim size. Peki bizim bütün bayanların merak ettiği bir şey var. Bir saat içinde kickboks yaparak ne kadar kalori harcarız? Şöyle, bir saat içinde yaklaşık bir 800 kaloriye kadar çıkabilirsiniz. Çünkü tüm vücudunu kullanıyorsun. Dediğim gibi kalça dönüyor, ayakların sürekli oynuyorsun, hareketlisin. Merve'cim 21 yaşındasın ve millisin. Evet. Ne kadar süredir kickboks yapıyorsun? Kaç yaşında başladın? 10 yaşında başladım. 10 yaşında. Evet. Nereden merak saldın 10 yaşında kickboksa? Benim ablam da zaten boksör. Öyle mi? Onun o da millilerimizden, evet, birisi. O da millilerimizden biri. Ne güzel, milli bir aile. Başarılarının devamını diliyorum o zaman ben Teşekkür sana. Ederim. Bol bol başarılarla dolu bir hayatın İnşallah. Olsun. Son Moda programında bugün spor konusunu ele aldık ve gerçekten çok şey öğrendik. Kickboks, pilates, fitness ve bence kesinlikle sağlıklı bir yaşam için en azından bir tane spor dalıyla ilgilenmenizi tavsiye ediyorum. Bol sporlu günler, görüşmek üzere.